Herkese hayırlı bayramlar sevgili dostlar. Bir Altın Kanatlar programı ile yine karşınızdayım. Bugün sizlere eğitici bir video hazırlamak istedim. Bunların devamı da gelecek. Kendi bildiğimce yaşadığım şeylerden ders aldıkça bu yaşıma kadar 20 yıldır ben bir fiil kuş besliyorum. Öğrendiklerimi sizlere de aktarmaya çalışacağım. Tabii ki yanlış gelenler olacaktır. Yani söylediklerim bazılarına yanlış gelebilir, doğru gelebilir. Bunları aşağıda yorumlarda tartışma konusu olarak da açabilirsiniz. Daha sonraki programlarda tartışma programlar olarak da bu konulara değinmek isterim. Bana yardımcı olmuş olursunuz bu konuda da. Ben elimden geldiğince, bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünce sizlere edindiğim tecrübelerden bilgiler aktarmak istiyorum. Öncelikle iyi bir kuşun serüveni yuvadan başlar. Anne babadan, eşleştirmeden, kümes dizaynından başlar. Yani ilk etapta tabii ki kümes dizaynı benim için çok önemli. Kümeslerimiz özellikle karışık olmamalı. Göz göz sistemi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bazı şeyler var. Hani ben tek soy besliyorum. Benim kuşlarımı atıyorum odaya. Hepsi bir yerde. Kim kiminle eş tutmuş önemli değil. Çünkü hepsi bir ırk diyorlar. Bence bu yanlış bir terim. Ya yanlış bir uygulama. Aynı soy olup olmaması değil de yani alt üst yuva çapraz dediğimiz olaylar olması gerekiyor. Bunu da nasıl sağlarız? Kendimiz çift hanelerde kendi planladığımız şekilde eşlemeleri yapmamız gerekiyor. Yani usulüne uygun şekilde eşleme yapmamız gerekiyor diyeyim daha doğrusu. Bu eşlemelerden daha sonra bahsedeceğim. Şu an sadece uçum konusuna değinmek istiyorum. Yani bir yavrunun gelişim süreci, uçuma çıkış süreci, uçuşta neler yapılmalı, bir süre bu konulara değineceğim. Daha sonra eşlemelerdir, ırklardır, onlara değinmek istiyorum. Ya da hastalıklardır. O gibi çalışmalar düşünüyorum şimdilik. Böyle bir başlangıç yapalım şimdi. Dilerseniz öncelikle sizlerle bir kümesin dizaynı ne şekilde olmalıdır? Bunu kendi kümesimizden size örnek vererek, göstererek anlatmak istiyorum. Buyurun hep beraber kümesimize gidelim ve kümes dizaynı nasıl olmalıdır? Bir uçum kümesi, damızlık kümesi ne şekilde olmalıdır diye beraber inceleyelim. Evet sevgili dostlar, burası bizim kümesimiz. Buranın çekimini de ayrıca yapacağım buranın çekimini de. Kümes henüz tam bitmedi. Dışarılarda daha yapılacak işleri var. Bitince inşallah sizlerle paylaşacağım. Şöyle de kısaca bir gezdireyim sizi. Burası 4 bölümden oluşuyor. Şöyle ışıklarımızı da yakalım. Dört tane ayrı salma yaptık. Ayrıca bir tane holümüz var burada. Köşedeki salmalarda da çift tanelerimiz var. Orta iki gözü uçum kümesi olarak kullanıyoruz. Burada zamanı geldiğinde uçan kuşları dişi erkek olarak ayırıyoruz. Öncelikle şimdi sizlere uçum kümesinin çift tanenin nasıl olduğunu anlatmak istiyorum şimdi. Bizim şimdi çift tanelerimiz biraz dar. Yani
mümkün olduğunca geniş yapmanızda fayda var. Bizim buradaki maksadımız aldığımız yavrunun sağlıklı bir şekilde büyümesi ve uçuma sağlıklı bir şekilde çıkması ve aldığınız yavrunun ne olduğunu bilmeniz. Çift tanenin mantığı bu. Çift tanelerdeki büyüyen yavrular sağlıklı büyüyor. Yani tabi bakmanıza da bağlı, ne şekilde baktığınız önemli. Şu an yavru sezonu olmamasına rağmen biz bunlardan üretemedik şimdi. Mecbur yavru aldık. Normalde bu mevsim yavru sezonu değil ama bu mevsimde sağlıklı yavru büyümez kolayına. Bu çift tanenin getirdiği bir avantaj. Yavruların sağlıklı oluşunu görüyorsunuz. Bunu da zaten kanat altlarındaki büyüyen tüylerden anlayabilirsiniz. Yani mantığımız öncelikle kuşların sağlıklı büyümesi, yavruların sağlıklı büyümesi. Bir yavru uçuşa çıkmadan önce sağlıklı büyümek zorunda. Tabi bu şeyle yetmiyor. Kuşların sağlıklı büyümesiyle, bakımıyla falan yetmiyor. Aşısıydı, ilacıydı, bunları tamamen yapmanız gerekiyor. Çünkü uçuşta kuş performansının büyük bir kısmını kaybedecek. Vücutta erimeler başlayacak. Vücutta herhangi bir mikrop ya da bakteri varsa bunu göstermeye başlayacak. Çünkü bünyesi zayıflıyor kuşun uçtukça. Performansını etkilemeye başlıyor. Bu da kuşun hasta olup güçten düşmesine neden olacak. Uçumda da eksiklikleri meydana gelmeye başlayacak. O yüzden ilk etapta kuşumuzun, yavrumuzun uçuşa çıkmadan önce en önemli şeyi sağlığı. Bunu da bahsettiğim benim kullandığım aşılar var. Onlardan her zaman bahsediyorum, yine söylüyorum. Olvak aşısı bu yıl kullandım. Çok memnunum. Tavsiye ediyorum. Ben hiç reklamını falan da yapmıyorum. Yani ben almıyorum. Bir yerden temin ediyorum ben de. Kesinlikle tavsiye ediyorum size. Büyüyen yavrularınıza yavru hapı dediğimiz olay mesela. Bu yavru hapı biraz doping gibi. Benim size tavsiyem yavrulara yavru hapını biraz fazla vermeyin. Yani sıkıntılı oluyor. Şöyle sıkıntılı oluyor. Şöyle biraz da bakarak konuşayım. Şöyle sıkıntılı oluyor. Yavrularda şişirme olay oluyor. Yani boş bir kilo oluyor yavrularda. Bunu uçuşa çıkınca anlıyorsunuz. Yani hiç vermeyin demiyorum bak. Yani verin ama dozunu iyi ayarlayın. Haftada iki tane falan atın. Öyle her gün yavru hapını dayamayın kuşa. Uçan kuşta bu çok fazla etkiliyor. Yani ben zararını gördüm mü gördüm. Kuş uçuşa çıktıktan sonra müthiş bir şekilde boşalmaya başlıyor. Ve kuşu aşırı bir tüye sokuyor. Bu yüzden uçum kuşunda yavru hapını ben çok tavsiye etmiyorum. Ha şöyle tüy patlatma dönemlerinde olabilir, kullanabilirsiniz. Ama ilerisinde çok vermemeye özen gösterin. Yavruyu böyle sıkı sıkı yemlerle beraber büyütmeye çalışın. Sıkı sıkı olsun vücudu, yani boş bir kilo olmasın yavrularda. Uçum kuşu da çok kilo olmaması gerekiyor zaten. Uçum kuşlarının biraz kilosunun zayıf olması gerekiyor. Ağır bir kuşu uçuramazsın, şey yapamazsın. Zaten biraz da genetiğe bağlı bir olay bu. Kuş zaten genetiğinde varsa kilo almayacaktır. Şimdi yavrumuzu aldık, baktık, büyüttük. Sağlıklı bir şekilde büyüdü. Aşılarını tamamladık. Bütün hastalığı bir şeysi yok. Uçuma çıkması gerekiyor. Ne zaman uçuşa çıkartacağız? Önemli bir konu. Kuşun, yavrunun uçuşa ilk çıkışı zaten kendi de dışarı saldığı zaman, güneşi gördüğü zaman yerde pırıltılarla ufak ufak başlayacaktır. Zaten diyecektir artık
Yeter beni sal havaya, beni uçurmaya başla. Yalnız sizin yüklenme zamanınız kuşların şu kanatları atmaya başladığında, bu tabii mevsimsel olarak değişiyor. Şu baş kanadı iyicene kuruduğunda yavrularınızı kovalamaya başlayabilirsiniz. İlk günler yavrularınıza fazla yüklenmeyin. Kalabalık kuşların arasına katarak uçurmaya çalışın. Yani sadece alışmamış kuşları hep bir anda havaya vermeyin. Daha önce uçurmakta olduğunuz kuşların arasına yavru kuşlarınızı katarak uçuma çıkartın. Sağa sola alıştırmamaya bakın bu yüzden. Yani alışmamış kuşlar hepsini bir anda uçurduğunuz zaman atıyorum yakınınızda bir yer varsa oraya konup hepsi bir anda orada pinekleyebilir. Beklersiniz sonra çatıda. Sonra kuşum oyuna geldi, niye gidip oraya atıyor demeyin. Seyislik aşamaları bunlardan ileride bahsedeceğim. Yani elinizde çok iyi mal olabilir ama siz iyi bir seyis değilseniz o iyi malı hiç edebilirsiniz. Ki bunları çok görüyorum. Fazlasıyla var etrafımızda. Ben şey olarak söylemiyorum. Yaşım gereği üstatlarım var, büyüklerim var. Onları saygı duyuyorum. Ama maalesef kuş uçum konusunda fazla bilgimiz olduğunu düşünmüyorum. Yani benim de çok eksik yanlarım var. Yok değil. Ben de bildiğim kadarıyla dediğim gibi dilim döndüğünce anlatıyorum sizlere. Hani derseniz ki sen orada yanlışsın, bunu belirtin muhakkak. Yani benim de yanlışlarım olabilir. Ben de bunları bileyim. Bir sonraki programda bunların üzerine de konuşalım hep beraber. Beraber ortak bir program da yapacağız inşallah. Nerede kalmıştık? Dediğim gibi kuş, yavru kuşlarınız tepe en son kanadını yani baş kanadını kuruttuğu andan itibaren uçuma alabilirsiniz. Bazı yerlerde bu tam kavuşmadan kaldırmaya başlıyorlar. Yani saygı duyuyorum ama bence oyun kuşunu yavruyken yani ezmelisin, tamam da hırpalamamak lazım, yıldırmamak lazım. Zaten kuş ben uçacağım, ben uçarım diyecek kendisi zaten. Siz kaldırınca çatının bir sağına bir soluna konduktan sonra zorlamanın bir anlamı yok. Kuş kendisi isteyecek uçmayı. Zaten iyi bir kuşun içinde varsa siz kapıda da bıraksanız kalkıp uçup kendisi oyuna girecektir yani. Bu her zaman böyledir ama sistemli uçurmanın her zaman avantajı vardır. Bir yarış atı misali saati saatine uçum süresinde yıldırmadan boğmadan yerine de indireceksiniz kuşları. Havada kalım sürelerini siz belirleyeceksiniz. Kuş baktınız bunalıyor, hemen altına bir kuş bırakıp yerine indirmeniz gerekiyor. Sağ kuşları sağa sola meyillendirmemeniz gerekiyor. Yani bunun şeysi yok. Hani dibine kadar beklemeyin kuşlar. Yani ölür derecesinde havada kalmasın kuşlar. Yani bir yere başka bir çatıya gidip de kafasını çevirmesin. Bunlar zamanla kuşun beyninde yer ediyor, şartlanıyor. Yani bilimsel olarak da bunlar şey yani kanıtlanmış şeyler yani şartlanmaya bağlı olarak kuşlar yani iyi kuş yerci bir kuşu da farklı yerlere alıştırabilirsiniz. Bu sizin seyisliğinizin hatasıdır. Sonra demeyin kuş kötüdür. Çok iyi kuşlar var. Seyis hatası yüzünden mezatlara kadar düşüyor. İşte ya yani mezatları kötülemiyorum, yanlış anlamayın. Yani çoluk çocuğun eline düşüyor, hiç sayılıyorlar. Ama harbiden içinde güzel şeyler olan kuşlar var. Değerini bilemediğimiz kuşlar diyelim. Ben de zamanında çok oldu böyle verip de. Yani çoğu kişinin olmuştur. Kuşu verdikten sonra diyoruz ki, aa verdiğim yerde çok iyi oldu, çok güzel oldu. Sen de niye oynamadın? Ben de yaşadım bunu. Bizde niye olmuyor? Bizde niye olmadı zamanında? Demek ki bir yerde bir eksikliğimiz vardı. Kuş gittiği yeri mi sevdi? Kuş yerinde uçtu. Yavrundan beri uçtuğu yerde oynamadı da verdiğiniz yerde oynadı. Ha, yerini yadırgayıp oynayan kuşları
geçiyorum. Onlar farklı mevzular. Evet. Konuyu dağıtmayalım. Onlara da değineceğiz inşallah. Dediğim gibi kuşları, yavruları havaya verdik. Zaten kuşun bundan sonrası ırkına kalmış özellikler. Yani erken sökülecek, erken oyuna girecek ya da geç girecek. Bu uçum süresi ne kadar olur, ne kadar zamanda oyuna girer. Bunlar ırsi bir şey, bir de mevsimsel bir şey. Son olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Diğer konuları diğer programa bırakmak istiyorum. Bulunduğumuz mevsim gereği bu mevsim kuş uçurma mevsimi değil. Bu mevsimde böyle yavruları alıp taklaya sokup bırakacaksınız. Mecbur bırakacaksınız. Kanatları yoksa yetişmeyecek zaten. Ve bu hayvan bir fiil şu dirsek tüylerinde uçacak. Dirsek tüylerinde kendini acıtarak, yani bir insan misali düşünelim. Ayaklarına diken, çivi sokup da bir insanı koşturmaya benzer bu iş. Yani bu mevsimde kuş uçurmamaya bakın. Sadece sökük hazır kuşları kastediyorum. Sadece böyle yavruları alıp taklasını sertlemesini, iyicene böyle kıvama gelip taklasından ses gelmeye başladığı an makaslayıp yere bırakabilirsiniz. Ya da makaslamadan, o sizin tercihiniz. Yeriniz nasıl müsaitse ona göre davranırsınız. Ama makaslayıp çekmenizde fayda vardır. Yoksa kışa düşer. Bu aylar için bahsediyorum. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları uçum ayları değildir benim kanımca. Ve bu aylarda insan çok yanılır. Bu aylarda kuşlarınızı sakın sakın değerlendirmeyin. Yani bildiğiniz ırktan da kuş uçuruyorsunuz. Diyenleriniz çok olmuştur. Yani bu nereden çıktı? Bu nasıl bir kuş? Benim kuşlarımdan böyle kuş nasıl çıkar? Çok diyen olacaktır, oluyordur. Kuşlarınızı bu aylarda değerlendirmeyin. Yani bariz hatalar görüyorsanız tabii çıkartabilirsiniz. Ama kuşların yaptığı belli başlı hatalar olur. Ne bileyim, havada patlamadır, işte takla azaltmadır, oyundan kaçmadır. Bu aylarda böyle şeyler, oyun gevşetme. Bu aylarda çok yaşarsınız bu gibi şeyleri. Bu aylarda o yüzden kuşlarınızı değerlendirmeyin. Kuşlarınızı, dediğim gibi böyle yavrularınız varsa onlarla biraz zaman geçirin. Oyunlu kuşlarınızı ekeleşmeye bırakın. Eylül, Ekim aylarından sonra devam etmeyi düşünün. Bence daha sağlıklı kararlar verirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım biraz faydalı bilgiler vermişimdir. Dediğim gibi değinmemi de istediğiniz konular varsa aşağıda belirtin. Ben de bilgiye açığım. Benim de daha çok öğrenecek şeylerim var. Hep beraber pekiştirip güzel bilgiler aktaralım istiyorum. Yeni genç nesil, yeni kuşçuluğa yeni başlayan insanlara da bilinçli bir şekilde kuş bakmaları için bir yol göstermiş olalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.